Ama bunlar hep o Elif'in başının altından çıkıyor. İkna etti abimi, evlendi. Şimdi ayrı eve çıkartıyor, görüyor musun? İpek'cim ne olursun. Hiç bunları dinlemek istemiyorum. Benim derdim bana yeter zaten. Babam ne dedi Şahika meselesi için? Ne diyecek? Saçma sapan cevaplar. Güya Şahika teknemize gizlice binmiş. Ay indirememiş mi ya? Böyle saçma bir bahane mi var? O cevaplar sinirlerimi zıplatmaya yetti zaten. Yani ayrıca sen teknene her zorla binen kızla bir ay boyunca koy koy gezeceksen bizim evliliğimiz evlilik değilmiş. Anneciğim ben senin sonuna kadar arkandayım. Zaten babamın yaptığını affedilir hiçbir tarafı yok. O Şahika'ya da iki çift lafım var zaten. Beklesin. Sakın İpek. Bak sakın. Onun seviyesine inmeye hiç lüzum yok. Ben bu işi bizim aileye yakışır biçimde halledeceğim. Milletin ağzına sakız olmayalım bir de. Sakın. Elif Hanım, bunu sizin adınıza bıraktılar. Ne bu? Kim gönderdi? Bir kurye bıraktı gitti az önce. Bana bak. Gözüm üstünüzde. Bu işin peşini bırakmayacağım, haberiniz olsun. Gidebilirsin şimdi. Kurye bunu getirirsen. Neymiş bu? Ne bileyim neymiş. Aç bakalım öğreniriz. Yok ben bunu odamda bakarım. Bak yine internetten boyamaya sipariş ettiysen kalbini kırarım senin. Ekmek almaya paramız yok. Şu halimize bak. Sen boya peşinde koşuyorsun hala. Sarıcıyan. Vazgeçmeyeceğim. Elif. Elif çıkalım mı? Nereye sevgilim? Şirkete. Ben bugün kendime izin versem olur mu? Olur. Yıldız'la mı buluşacaksın? Evet, Yıldız'la buluşacağım. Çok özledim de. Tamam. Hadi bırakayım ben seni. Yok gerek yok. Sen zahmet etme. Kendim giderim ben. Tamam. Haberleşiriz o zaman. Bu olan peşimi bırakmayacak beni. Daha fazla böyle yaşayamam. Bu işi bir son vereceğim. Bu işi bitireceğim. Sayın seyirciler, hepiniz konsere hoş geldiniz. Şimdi hazırsanız şarkıma başlıyorum. Seni seviyorum, la 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 la. Seni özlüyorum, la 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 la. Seni istiyorum, la 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 la. Seni öpüyorum, la 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 la. Şahika. Kendini ne kadar rezil ettiğinin farkında mısın sen? İnsanlar senin hakkında ne düşünüyor hiç umurunda değil mi? İşim var Ruhşan teyzeciğim. Ne söyleyecekseniz söyleyin, sonra rahat bırakın beni. Sizden alınacak bir hayat dersine ihtiyacım yok benim. Cihan'la boşanacağım Şahika. Ben heykeltıraşım. Maalesef size avukatlık hizmeti veremeyeceğim.
Cihan'la boşanacağım da öyle. Ve ben Cihan'dan boşanana kadar sen ondan uzak duracaksın. Ondan sonra ikiniz ne halt ediyorsanız edebilirsiniz. Ama senin gibi bir kendini bilmez yüzünden insanların diline düşecek halim yok benim. Sizin bana ne yapacağımı söylediğiniz günler maalesef çok geride kaldı. Ruhşan teyzeciğim. Şayka biliyor musun? Bulut'un şu hayatta aldığı en isabetli karar seninle evlenmemek olmuş. Cihan'dan uzak duracaksın. Sonra söylemedi deme. Günaydın Cihan Bey. Günaydın. Oh, günaydın. Rahat uyuyabildiniz mi? Uyudum Alas. Sağ ol. Kahve kendinize gelmenize yardımcı olur. Teşekkür ederim. Dün akşam için kusura bakma ne olur. Ruhşan'la tartışınca boş bulundum. Aslında buraya gelmem size saçmalıktı ya. Kusura bakma ne demek Cihan Bey? Buraya ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Kapım size her zaman açık. Dün akşam bir şey diyecek gibiydiniz ama. Boş verelim istersen ha. Kendimle değildim dün akşam. Peki, siz bilirsiniz. Kahvelerimizi içelim, şirkete geçelim isterseniz. Aslında öncesinde yapmam gereken işler var Alas. Yardım edebileceğim bir şey varsa her zaman emrinizdeyim biliyorsunuz. Biliyorum Alas, sağ ol. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Affedin beni ne olur. Ben böyle daha fazla yaşayamayacağım. Bu yükü daha fazla kaldıramayacağım. Özür dilerim. Affedin. Thank you.
Sırrı biz nereye geldik? Bir şey de söylemedin. Hayallerini gerçekleştirmeye geldik. İstediğin bu değil miydi? Nasıl yani? Sen şimdi bana albüm mü yapacaksın? Ya, ya inanmıyorum ya. Rahat dur kız, rahat dur. Tamam. Sen iste dünyayı ayağın altına sererim demedin mi? Bizde yalan olmaz. Sırrı sen acayip bir adamsın ya. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Hadi gidelim hadi. Hadi. Oo, hoş gelmişsin kurban. Gel, 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 gel. Geç otur şöyle, geç otur. Buyurun, oturun. Ne içerdiniz? Yenge Hanım, ne içersin? Yenge mi? Bir adım var benim, Cemre. Ya Cemre Hanım, kusura bakmayın, ne olur. Yani hep böyle bir ağız alışkanlığı olmuş. Ne içerdiniz? Bir şey almayayım ben, teşekkür ederim. Sana büyük bir yetenek getirdim Vahap abi. Artık bundan sonrası senin. Nadide bir elmas gibi düşün. Ama işlenmesi lazım. Yetenek olduktan sonra işlemesi de bizden. Cemre Hanım, ne tür okuyorsunuz? Yani ben genelde pop okuyorum. Ama her türlü okurum. Sonuçta içimden gelen bir şey yani. Küçükken bile aynanın karşısına geçip saç fırçasını alıp şarkı söylermişim. Anladım. Anladım. Bu hikayelerde hep böyle bir saç fırçası konusu geçer zaten. Anladım. Yani insanın kendini övmesi ne kadar doğru bilmem ama benim sesim yıkılıyordur. Yani lisede bile bütün şarkıları bana söyletirlerdi. Abi sen Cemre'nin sesini bir dinle. Peki o zaman. Yarın stüdyoya girelim. Durumuna bakalım. Heh. Elif, ya neredesin sen kızım ya? Sabahtan beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Ben Elif değilim. Siz kimsiniz? Elif nerede? Arkadaşınız az önce iskeleden kendini denize attı. Telefonu çalıyordu, ben açtım. Ne? Neredesiniz siz şimdi? Hemen geliyorum. Ha. Ne yapacağım? Ha. Dur, 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 dur. Kızım manyak mısın? Geberip gideceksin. Devam et İsa. Hemen, hemen, hemen. Nereye gidiyoruz? Nereye? Ne, ne? Çabuk dedim. İsa çabuk. Ben sana sonra anlatırım. Hadi. İyi, güzel. Taksimetreyi de açayım mı sana? Ha, ister misin? Taksi mi kızım bu? Bak adam gibi anlat. Ne oluyor? Gidebildiğin kadar hızlı git diyorum İsa. Gidebildiğin kadar hızlı git. Çok önemli. Hadi. Buyurun. Bundan sonra bu evin kirasını ben yatıracağım hesabınıza. Yani bu evle ilgili her şeyde ben kefilim. Siz kefil olduktan sonra başımın üstünde yerler var Cihan Bey. Sağ ol. Efendim ben müsaade isteyeyim. İyi günler olsun. Sağ ol. İyi günler. Ben geçireyim sizi. Bugün hanımla biz birkaç dükkan bakarız. Uygun bir şey bulursak size haber veririz. Olur. Aşk çocuğu muyum? İşte içi seni yakar, dışı beni yakar. Herkesin bir derdi var içinde. Ama siz merak etmeyin. Bizim ağzımız banka kasası gibidir. Ağzımızı, dilimizi kimse açamaz. Rahat olun. Ay yalnız. Yani ev sahibinin gözlerini gördün mü Faysal? Pırıl 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 parıl diyordu. Teşekkür ederiz tekrar. Sağ olun. Pekala, ben müsaadenizi isteyeyim. Yalnız benim de sabrımın bir sınırı var Gülendam Hanım. Bu sınırı zorlamayın. Olur mu hiç öyle şey Cihan Bey? Asla zorlamayız. Biz bu geçen seferden aldık ağzımızın payını. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım.
İsa, daha hızlı. Ya kızım telaş yapma, ne oluyor? Ya konuşma İsa. Bas gaza, bas. Tamam. Dur, dur, dur. Burada ineyim ben. Ay. Ya kızım bir dur, yol boyu bir şey anlatmadın. Allah aşkına biz niye geldik biz buraya? Bizim burada ne işimiz var ya? Ya amma konuştun İsa ya. Tamam, Allah razı olsun getirdiğin için. Ama bir sus artık ya. Söylenecek bir şey olsa söylerdik değil mi? Allah aşkına bir de dövseydin Yıldız. Ben seni alayım buralara kadar getireyim, bir dayak yemediğim kalsın yani. Neyse bekleyeyim mi, gideyim mi? Hadi bir şey söyle. Beklemene gerek yok. Sağ ol getirdiğin için. Hadi görüşürüz. Hey Allah'ım, nasıl bir tezgaha düştüm ben ya. Dermansız dert olmaz. Bak genceciksin. Önünde yaşanacak ne güzel yılların var. Ölüm hiçbir şeyin çaresi değil ki bacım. Elif'im. Canım. İyi misin? Allah sizden razı olsun. Bize bağışladınız. Şimdi müsaade ederseniz arkadaşımla konuşmak isterim. Tabii konuşun siz. Acele etmeyin. Dışarıdayım ben. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Abi buradan bir kız geçti mi? Evet, arkadaşıyla içeride. Abi ne oldu burada? Bir kızcağız. Kendini suya attı. Ölmek istedi zar. Yazık. Gencecik. Neyse ki zamanında yetiştim. Abi kimmiş, öğrenebildiniz mi? Vallahi adı Elif'miş. Gerisini ben de bilmiyorum. Dediğim gibi arkadaşıyla içeride konuşuyorlar. Elif mi dedin abi? Evet. Hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum derken nasıl yapabildin bunu Elif? Hani rüya gibiydi hayat. Ne oldu sana? Ben dayanamadım artık Yıldız. Ben bu yükü kaldıramadım artık. Aldığım her nefeste ölüyordum zaten. Tek kurtuluşum buydu benim. İçim çok acıyor. Bir anlatsan. Sen de rahatlayacaksın. Sen de daha fazla taşıma bu yükü Elif. Bak, benim yanımdaki. Kardeşin Yıldız. Bana anlatmayacaksın da kime anlatacaksın Elif? Ne yaptılar sana? Hı? Bak, seni böyle gördükçe mahvoluyorum. Sana yardım edemedikçe kahroluyorum. Yalvarırım anlat. Allah'ız. Allah'ız mı? Allah'sa ne ilgisi var başına gelenlerin? Ne yaptı o adam sana? Söyle ne yaptı diyorum.
Demek anlatamadığın şey buydu. İçini kemiren acı buydu. Ne zaman yaptın bunu? Her şeyi biliyor. Her şeyi izliyor, her şeyi duyuyor. Her yerde casusları var. Evimizde bile casusları var. Her yaptığımı söylüyorlar ona. Bu çok tehlikeli bir insan. Lan geberteceğim lan seni, ibritlik içi sokaklarda gezdireceğim. Amına kodum çocuğu! Belki burada bile bizi dinliyordur. Ha? İzliyordur belki, konuşmalarımızı dinliyordur. Sana söylediğimi biliyordur belki. Ha? Burada sadece sen ve ben varız Elif. Korkma, artık ben varım. Senin yanına bir daha yaklaşamayacak, söz veriyorum sana. Hadi gel. Eve gidelim. Sakın bildiğini söyleme. Tamam mı? Sakın bildiğini belli etme, tamam mı? Sana zarar verir, seni öldürmeye çalışır, tamam mı? Seni koruyamazsam ölürüm ben, tamam mı? Sakın kimseye bir şey söyleme. Allah'ız bunu bilmemeli. Duydun mu? Sana söz veriyorum Elif. Bu işten kurtulacaksın. O cani de cezasını çekecek. Madem benim kardeşime bunları yaptı, cezasını çekecek. Yemin ediyorum sana çekecek. Sana söz veriyorum. Ortada yoksun. İlk söylediğin şey bu mu? Nasıldı deniz havası? İyi miydi? Gaz açalım mı biraz? Gaz açalım mı? Hiçbir şey söylemeyeceksin. Neredeydin, ne yaptın, kimleydin? Bence bunları boş ver. Bugünü asalım, ha? Çıkalım şöyle yollara. Yine görünmeden şuradan sıvışıp gidelim. Ne dersin? Hadi biraz cesur olalım. Bulut, benim de seninle konuşmak istediğim şeyler vardı. Babam senden önce davrandı. Öyle ufaktan takılacağız biraz. Gelince konuşuruz. Baba oğul, kaydıracağım ben sizin hayatınızı ama haberiniz yok. Tamam Songül, tamam. Geliyorum hemen. Ah, Elif kızım, hoş geldin. Nasılsın?
Güzel kızım, iyi misin? İyiyim Üstad teyze, sağ ol. Ben bir 5 dakika Songül ablana gidip geliyorum, tamam mı? Dolapta yemek var, yersiniz. Tamam anne. Hadi görüşürüz. Hadi geç geç sen. Ben şimdi hazır ederim banyoyu. Bir güzel duş alırsın. Sonra konuşuruz. Yıldız. Hı? Bak sakın Üstad teyzeye bir şey söyleme, tamam mı? Yemin ediyorum yüzüne bakamam utancımdan. Merak etme sen. Söylemem. Ben istedim mi kimse laf alamaz ağzımdan. Sen beni yeni mi tanıdın Elif? Ne annem ne başkası. Hiç kimse bir şey bilmeyecek. Söz veriyorum sana. Ben hemen banyo hazır edip geliyorum, tamam. Sözünle ben yarın stüdyoya giriyorum, öyle mi? Sen benim süper kahramanım falan mısın acaba? Vah vah, bir sever beni. O kadar heyecanlandım ki. Yani orada oku bakalım bir şeyler dese asla okuyamazdım. İşte onun için stüdyoya sokacak seni. Havaya gir diye. Her şey usulüne göre olacak. Bir şey diyeceğim. Sence sene sonunda çıkar mı albümüm? Yetişir mi yani? Önce bir sesini dinleyelim. Ondan sonrasına bakarız. Önce bir single çıkartırız. Yani sonra yeteri kadar parçayı bulabilirsek maxi single da olur. Yani ilk çıkış çok önemli sonuçta, değil mi? Gerisi gelir zaten. O sırrı o kadar heyecanlıyım ki baksana ellerim nasıl titriyor. Cemre. Biz seninle böyle hep sağda solda böyle kafe köşelerinden buluşacağız. Neden? Seninle baş başa kalmak istiyorum. Anlasana beni Boncuk. Böyle liseli aşıklar gibi olmuyor bak, yakışmıyor bana. Sırrı yine mi eve gel meselesi? Ya haksız mıyım? 2 aydır görüşüyoruz. Bir yan yana duramadık ya. Yani acele etme. Olur. İnşallah olacak zamanla. Yani şu an bizim bu olaya odaklanmamız lazım, farkında mısın? Albüm yapacağım ben. Albümüm çıkacak benim. Başka bir şey düşünmememiz lazım. Değil mi? Kaç yıl oldu buraya gelmeyeli? 5 mi? Bunları daha sık yapmalıyız Bulut. Niyetimiz bu değil miydi zaten? Ne demiştin bana motor kullanmayı ilk öğrettiğinde? Dünyanın tüm virajlarını lastiklerimizin altında ezmeden durmak yok. Annem ne çok kızıyor o zaman. Kendini tehlikeye attın yetmiyor, Bulut'u da alıştırdın bu şeytan işine diye. Ne oluyor baba? Annemle hangi ara bu hale geldiniz siz? Niye öyle çekip gittin? Yanlış kararlar aldım oğlum. Ama döndüm artık. Her şeyi yeniden başlamaya. Annenin aşkını yeniden kazanmaya. Ve bu aileyi bir arada tutmaya yetecek gücüm var. Annen kontrol manyağının biri. Biliyorum. Ama tabii konu ben olunca o da haklı. Ben iflas olmaz birisiyim. Ama her şeyi düzelteceğim. Merak etme. Söz. Yani evet. Hiçbir zaman mükemmel bir aile olmadık. Ama en azından bir arada kalmayı başarabildik hep. Ben bunun bozulmasını hiç istemem. Merak etme. Bana bak. Kaybeden hesabı öder. Ha? Sen önden git, ben yetişirim sana. Al bakalım. Bu benden. Neden abi? İsa'cığım. Bu kahvede hüzünlü adamdan para alınmaz.
Hem sen söyle bakalım. İnan arayı düzeltebildiniz mi bari? Canım yakışmıyor size bu haller ya. Yakışmıyor ha. Nuri abi. Efendim? Sen kardeşinin felaketi olacak bir şey bilsen. Ona söyler miydin? Yani felaketi olacağını bile bile olsa ona söyler miydin? Hayır, söylemezdim. Peki ne yapardın? Ben var ya, ben kardeşimin felaketi olacak, o şeyin felaketi olurdum. Doğru söylüyorsun. Sen hakkı yenmiş bir filozofsun Nuri abi. Bu mahalle olarak senin kıymetini bilemedik. Alo. Birader konuşmamız lazım. Evet çok önemli. Artık yalnız değilsin Elif. O canavara karşı birlikte savaşacağız ve onu yeneceğiz. Bundan sonra neler yapacağımızı planlayalım hemen. Geceleri bile uyku girmiyor gözüme Yıldız. Her an korku içindeyim. Bulut'un bana yaklaşmasına bile izin veremiyorum. Bana dokunmasına izin veremiyorum. Her an o gün geliyor aklıma. O pisliğin yüzü geliyor gözümün önüne. Elif. Artık ben varım. Ve hep senin yanında olacağım. Artık bunlara tek başına katlanmak zorunda değilsin. Ya sana da bir şey yaparsa? Ha? Sana bir şey yaparsa bak o zaman kendimi affetmem, yemin ediyorum. Öyle konuşma şimdi. Bana bir şey olmayacak, merak etme sen. Bulut'la ayrı eve taşınma sen. Ailesiyle birlikte yaşamaya devam et, tamam mı? Neden? Çünkü o evde daha korunaklısın. Allah oraya rahat rahat girip çıkamaz. Çekinir onlardan. Ama Bulut çok heyecanlı yeni eve geçeceğimiz için. Kabul eder mi bunu bilmiyorum ki. Gerçi ailesi çok zor durumda. Annesiyle babasının problemleri var. Yani bu durumda evde olmamız, onların yanında olmamız daha doğru ama bilmiyorum ikna edebilir miyim? Bulut sen istedikten sonra her şeyi kabul eder. Sen ikna edersin onu. Hem Alaz benim gerçekleri bildiğimi bilmiyor. Ona karşı bir kozumuz var. Biz artık ilk kişiyiz Elif. Ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğiz. Tamam mı? Gir anne. Bir şeyler hazırladım. Acıkmışsınızdır. Ben aç değilim Musat teyze. Teşekkür ederim. Annem ısrar konusunda 10 kaplan gücündedir. Bilmez misin Elif? Kafamızı daha fazla şişirmeden sofraya oturalım hadi gel. Ay ben bu kızı yetiştirirken nerede hata yaptım? Bir bilsem böyle oldu. Hadi gelin. Elif, Yıldız'ı istemeye gelecekler. Söylemedi mi sana? Anne. Ya, öyle mi? Bana öyle bir şey söylemedi ama. Söylemedim çünkü yok öyle bir şey. Annemin kendince şakaları işte. Fazla iyi bir şey yapmaktan ne konuşacağını şaşırdı herhalde. Sefer annesini alıp istemeye gelecek de bize. Bu işte bugün yarın deyip sallayıp duruyor çocuğu. Ya oyaladığın falan yok. Nereden çıkarıyorsun sen ya? Bir sefere gelme dedim. Daha açık nasıl söylenir bu ya? Kızım, hayır demekle anlar mı aşık çocuk ha? Yani o güzelim çocuk da aşık ola ola seni buldu. Bravo yani. Salak işte çocuk, ne yapsın? Anne, ayıp olmuyor mu biraz? Hı? Yalan mı? Gerçi sen bu çeneyle bir haftaya kalmaz öldürürsün çocuğu. Ay bana gelse sorsa ben bütün doğruları anlatacağım. Ama anlatmıyorum, susuyorum işte. Yani aslında Sefer de iyi çocuktur tabii ama. Ah be Elif'im, bari sen yapma. Hadi ye yemeğini. Hadi yemeğini ye. Bir şey mi var Cihan? Seninle konuşmam gerekiyor Ruşan. İşle mi ilgili? Yok, iş falan değil. Öyleyse vaktim yok. Ben senden ayrılmayacağım Ruşen. O zamanları geçtik. Bu senin kararına bağlı değil artık. Ben kararımı verdim. Tamam.
o kararını değiştirmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Boşuna uğraşırsın. Hayatımı bu boş uğraşla geçiririm bundan sonra. Cihan'cığım, ben bu tatlı sözleri yutmayacak yaşlara geldim artık. Bak, ne senden, ne ailemden asla vazgeçmeyeceğim. Her günüm, her saatimi sizleri geri kazanmak için sarf edeceğim. Tamam, biliyorum kırdığım kalbi bir günde tamir edebileceğimi düşünmüyorum. Ama vazgeçmeyeceğim, pes etmeyeceğim. Sonuna kadar savaşacağım senin için. Hanım'la görüşmem vardı. Kim diyeyim efendim? Gerek yok. Kendisi beni bekliyor. O kadar kolay mı yani Cihan? İstediğini yap et. Ondan sonra da ben seni geri kazanacağım. Oldu. Bir sen eksiktin. Sen de geldin, tam olduk. Senin ne işin var burada ya? Sekreterinize Alaz ve Bulut'a da haber vermesini söyledim. Bir toplantı odanız vardır herhalde. Hepinizi orada bekliyorum. Bu delirmiş. Nasıl yaparsın lan bunu gencecik kıza? Yapılır mı lan? Nasıl yaptın oğlum bunu gencecik kıza lan? Nasıl yaptın lan? Dön anne. Dönsene oğlum anne. Lan bak, oraya gelirsem keserim hepinizi. Dön! Gerçekten teyzen misin? Evet. Bize zaten bildiğimiz şeyleri anlatıp durma. Derdin ne? Ben gerçeği anlatmaya geldim. Bundan sonra oyun yok. Hepinizi ayrı ayrı aramak yok. Buluşmaya çağırıp gelmemek yok. İşte burada, tam karşınızdayım. Peki neden bu zamana kadar değildi, şimdi? Ne değişti? Böyle kaçak yaşamaktan sıkıldım çünkü. Yoruldum. Devamlı arkamı kollamaktan, hangi sokağın köşesinde başıma bir şey gelecek diye düşünmekten bıktım. Her şeyi anlatmaya geldim. Her şey ortaya çıksın. Siz de rahatlayacaksınız, ben de. Bu arada otel odasında olanlar için özür dilerim. Ben paniklemiştim. Aç şu kapıyı. Öldüm, öldüm. Geberdim. Ayaklarım hep kara sularında hep. Ya, yemin ediyorum ayaklarıma kara sular indi. Nasıl yapacağız biz bu dükkan işini, ha? Ne bileyim Faysal'ım ya, ne bileyim. Emlakçının bile sahtekarı mı denk gelir bize ya, ha? Baksana, söylediklerinden bir doğru çıksa bari. Hayret bir şey. Cemre! Kız Cemre! Saat kaç oldu? Nerede bu? Neredesin sen kız? Hava almaya çıktım. Pencereyi açsaydın kızım. Oradan da geliyor hava. Anne başlamayın Allah aşkına ya. Sen benim sözümden çıkma. Ben de başlamayayım. Ben odamdayım. Dükkanı tutunca bunu kasaya koyalım da bir işe yarasın. Hayatım gözünün önünde olsun diye söylüyorum ya. Ben onu gözümün önünde tutmayı bilirim Faysal. Sen merak etme. Hadi artık uzatma da ne söyleyeceksen söyle.
sır falan yok. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Gerçekten. Bildiğim hiçbir şey yok. Amacım biraz gizem yaratıp sizden para koparmaktı. Hepsi bu. Peki ben seni neden tanımıyorum? Neden annem daha önce seni bana söylemedi? Neden seni daha önce hiç görmedim? Annenle ben aynı adama aşık olduk. Baban. Anneni seçti. Bu yüzden aramız açıldı. Onunla bir daha görüşmek istemeyen bendim. Senin dram dolu hayatın buradaki kimseyi ilgilendirmiyor. Eğer bir şey söyleyeceksen dinliyoruz. Yok söylemeyeceksen bak kapı orada. Hemen çekip git buradan. Ablam sizin şirketinizde çalıştığı için ben sizi bir şeyler bildiğime inandırmaya çalıştım. Yoksa hiçbir şey bilmiyorum. Benim borçlarım vardı, paraya ihtiyacım vardı. Hepsi bu. Ben bu saçmalığa daha fazla katlanamıyorum. Yapacak işlerim var. Kolay gelsin. Buyurun Bulut Bey. Birazdan toplantı odasından bir kadın çıkacak. Onun her anını takip etmeni istiyorum, tamam mı? Nereye gider, kimle konuşur, her şeyi tek tek haber vereceğiz. Siz nasıl isterseniz Bulut Bey. Tamam, görüşürüz. Peki bu anlattıklarının da yalan olmadığı ne malum? Nereden bileceğiz? Böyle bir yalandan ne gibi bir kazancım olabilir ki? Dediğim gibi. Sadece kaçak yaşamaktan sıkıldım. Bu oyun bitsin istiyorum, o kadar. Bir daha ailemin etrafında dolaşmaya devam edersen hapse attırana kadar peşine bırakmam seni. Anladın mı? Anladım. Özür dilerim Alaz. Keşke sana layık bir teyze olabilseydim. Ulan bir daha görüşemeyeceğiz diye o kadar korktum ki İsa. Arayınca nasıl sevindim lan? Bizim aramız hiç düzelmeyecek mi oğlum? Ha? Böyle buzdolabı gibi mi davranacaksın sen bana hep? Alaz'la aran nasıl? İyi, İsa. Yani işte koruyor, kolluyor biz beni. Kardeşi gibi görüyor. Sayesinde adam muamelesi görüyor oğlum. Bu adam sana niye bu kadar yakın davranıyor? Ya İsa yine aynı şey derse ben kaçıyorum birader. Bak biz bunları konuştuk. Benim yolum belli kardeşim. Dur, dur. Silah lazım bana. Bağır, bağır daha. Bağır oğlum. Daha bak balıkçılar falan duymadı. O yüzden mi aradın sen? Evet. Ne yapacaksın sen silahı? Sevmezsin. Babam, biraderim. Babam biliyorsun. Yani yine sapıttı. Annemi darlayıp duruyor. Ne yapacaksın? Babana mı vuracaksın oğlum? Yok be oğlum. Yani sadece papucunun kadar ucuz olmadığını bilsin istiyorum. Hem vurmak, öldürmek senin işin. Nasıl da çakarım diyorsun ya. Ama helal de sevmişim. Sağ ol.